Doktor Sanat'tan bir kez daha merhaba çocuklar. Bugün Duru ile birlikte size bir yumurta adam çizeceğiz. Hazır mısın Duru? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Nasıl gidiyor Duru çizimler? Güzel gidiyor. Değil mi? Güzel gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Eğlenceli. Diğer arkadaşlar da bizlerle birlikte çizerlerse eğlenceli birer çizim olur. Duru şöyle yan tutalım bu sefer şeylerimizi. Evet, kağıtlarımızı dik tutalım. Arkadaşlarımız da dik tutsun. Evet, başlıyoruz. Şimdi Duru, yumurtanın ilk önce bir tarafını yapıyorum. Dikkatli izle beni. Yukarıya doğru yumurtanın sanki yarısını çiziyormuş gibi bir kavis çizdim. Çiz bakalım. Tamam. Şimdi diğer yarısını çiziyorum. Hop, ama bunu biraz yukarıya çıkardım. Dikkat et. Evet. Şimdi üst noktadaki yeri sanki şapkasını çiziyormuşum gibi böyle çizip uzattım. Evet. Şapkasının diğer yarısını çiziyorum. Üst yarısını. Dikkat et bana. Hop, çizdim. Yuvarlak yaptım, tamamladım. Sen de yapabilir misin bunu? Yapabilirim. Tamam. Evet, şapkasının şuraya bir düğme yapacağım. Düğme, sen de yap bakalım bu düğmeyi. Şapkasını biraz da böyle aşağı doğru uzattım. Evet, şimdi yumurtanın alt tarafını birleştirelim. Birleştir. Tamam. Şimdi ayaklarına geçiyorum. Dikkatli izle beni. Bir kavis çizeceğim yine ama bu sefer alt tarafını biraz daha kavisli çiziyorum. Şimdi bu tarafa da aynısını yapıyorum. Bunlar bacakları olacak. Evet, şimdi ayakkabı çizeceğim. O yüzden bak şimdi bir burunu hafif tombullaştırdım. Devam ettim. Küçük bir topuk çizdim, bıraktım. Yapabilir misin? Galiba evet. Evet. Şimdi diğer tarafa da aynısını yapıyorum. Hafif tombullaştım. Yaptım. Geldim. Geldim. Topuk çizdim. Birleştirdim iki topuğu. Birleştir. Yaklaştır birbirine. Topukları sonradan uzatabilirsin. Evet. Şimdi yukarıdan aşağıya tam topukların ortasına bir çizgi çektim. Bir de onun yanına çektim küçük bir tane daha. İkisi birleşik. Şimdi kabaca yumurtamız bitti. Yumurtamıza bir kol çizelim istersen. Böyle boş bir üçgen çiz. Üçgenin bir kısmını çiz. Harikasın. Şimdi bunun içini yapıyorum. Bu kolu olmuş oldu. Fark ettin mi? Tamam. Şimdi bak koluna cep çizeceğim. Bana bak. Hop. Şurayı da kapatalım. Kolu şurada kapanmış olsun. Şimdi bir tane de yelek giydirelim mi? Hı hı. Hop, yelek geliyor. Geldi. Tamam. Bir de fular yapalım. Şuradan başlayayım. Şöyle geleyim. Yaptın mı? Hı hı. Güzel. Fularının tamamını yapalım. Şöyle bir tane daha birleştirdim. Evet, güzel. Şimdi kaşını gözünü yapsak iyi olacak. Bir tane göz buraya. Bir tane göz buraya. Büyük bir burun çizeceğim, iyi bak. Hop. Evet. Şimdi bir de ağız çizelim. İyi bak bana. Hop. Bu da ağzı olsun. Pantolonunu belli edelim. Düğmeler yapalım istersen şuraya. 3 tane de düğme yapalım. Bir de kulak çizelim mi? Hı hı. Hop. Hop. Yap bakalım. Bence yumurtamız hazır. Bence de. Evet. Şimdi boyamaya geçelim istersen.
Yumurtalar ne renk olur genelde? Genelde beyaz veya kahverengi olur. Beyaz, sarı, kahverengi. Evet. Doğru söylüyorsun, kahverengi de var. Ben sarı yapacağım, sen? Ben de sarı yapayım. Tamam, sende daha çok renk var. Sen açık sarı da yapabilirsin. Ben sarıyla başlıyorum boyamaya. Bu arada ağzıyla gözlerini farklı boyayacağız. Onlara dikkat et, boyama. Hı hı. Okulda da böyle şeyler çiziyor musunuz Duru? Öğretmenimiz çizdiriyor genelde mu? Genelde çizdiriyorlar. Tabii sizin okulda daha çok boyanız var. Pastel boyanız var. Başka renkler de boyuyorsunuz, ben biliyorum. Başka boyalar da kullanıyorsunuz. Sizin okulda resim yapmak zevkli galiba. Evet, zevkli. Seviyor musun sen o okuldaki dersin adı ne, görsel sanatlar mı? Evet. Evet. Şimdi gözlerin içine ben birer tane şöyle siyahlık yapacağım. Dur. Sen de yap istersen. Ağzını kahverengi yapayım diyorum. Pantolonla kırmızı yapmak istedim. Boyamak da çok zevkli aslında. Çizmek kadar. Evet. Renkleri iyi kullanmak önemli. Ne diyorsun? Bence de öyle. Seviyor musun sen? Boyama yapmayı mı seversin, çizmeyi mi mesela? Bence çizmeyi, çünkü böyle boyama yaparken yani... Hazır aslında boyama yapılacak şeyler de satılıyor zaten, değil mi? Evet, o da satılıyor ama istediğin şeyi boyayamıyorsun, öyle diyelim. Evet. Hem çizmek hem boyamak tabii ayrı bir keyif. Evet. Arkadaşlarımız da bize zamanla katılacaklar. Beraber boyayacağız, çizeceğiz. Evet. Evet. Boyaların yerine koymak zorunda değilsin. Dışarıda da bırakabilirsin. Tamam. Zaman kaybetmemek için. Bazen karton. Hı. Evet. Bazı kişiler resim konusunda yetenekli oluyorlar. Çok güzel resim yapıyorlar. Pablo Picasso. Evet. Ama o tabii daha önceki ressamlarımız. Değil mi? Daha önceki yıllarda yaşamış onlar. Ben buradan senin boyalarından da kullanmak istiyorum ama önce yeleğini bir yapayım. Yeleğini ben mavi yapacağım. Mavi yapmayı düşünüyorum. Mavi yeleği olsun. Ben pantolonunu yapıyorum. Tamam. Acelemiz yok. Ben biraz daha hızlı boyuyorum sanırım senden ama. Çünkü kalemler. Evet, boyutları. Kalemler farklı, boyutları farklı. İstersen benim kalemlerimden de kullanabilirsin bu tamam, arada. Tamam, o zaman şuradan. Zamanla arkadaşlarımızla birlikte daha farklı kalemler kullanmaya başlayacağız. Yani bunlar... hani zaman geçtikçe daha iyi çizimler yapmaya devam ettikçe, daha güzel çizimler yaptıkça daha profesyonel kalemlere geçeceğiz arkadaşlar. Hatta belki bir gün belki bir gün akrilik boyalarla dünya falan yapabiliriz. Ben bilmiyorum mesela. Mesela böyle plastik toplar satılıyor, tam hı-hı, plastik değil. Hı-hı. Onları ikiye kesiyoruz, böyle kağıda yapıştırıp. Tamam. Akrilikle geçiyoruz. Mesela onu da sen bana öğretirsin. Ne dersin? Evet. Çok güzel olmaz mı? O da güzel bence olabilir. Bence güzel olur yani. Onu da sen bana öğretirsin. Sen yaptırırsın. Doktor sanatta mesela sen böyle bir çizim yaptırmış olursun böylece. Güzel olur. Evet. Bence hoş da olabilir yani. Öyle düşünüyorum. Ben de. Sanatçı olmak ister misin? Düşünüyor musun öyle bir şey? Bazen de
düşündüğüm oluyor ama şey yani resim çizmek hı-hı zor bir iş yani. Evet. Gerçekten. Çok yapılıp çok fazla da çizebileceğimizi falan sanmıyorum. Yani profesyonel olabileceğini düşünmüyorsun sanırım. Evet, çünkü hem resim böyle şey sayısı biraz az. Ressam sayısı biraz az. Hem kimler görecek bilmiyoruz. Evet. Kimler evet gelip müzelerde sergileyecek onu bilmiyoruz. Evet, doğru. Böyle çok rengarenk bir yumurta oldu. Ne dersin? Evet. Özellikle yaptım aslında. Böyle çok eğlenceli olsun. Bugün de böyle rengarenk bir şey çizelim diye. Çiziyoruz, boyamıyoruz. Bence de bugün yumurta hep aynı renkten aynı renk olmaktan sıkılmıştır. Bence de ilk sıkılmış olabilir. Benim yumurtam bitti şimdi. Seni bekleyeceğim. Evet. Şuraya da bir doktor sanat yazmadan edemeyeceğim ama. Doktor sanat. Tamam. Harika. Evet, istersen devam et bakalım. Bu boyaları beğendim ben. Bu büyük boyalar güzelmiş. Evet. Daha çok bunları kullanabiliriz bir dahaki çizimlerimizde. Evet. Yani tercih evet, ettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii yani. Keçeli kalemle boyamak da çok güzel oluyor. Yani kuru kaleme göre daha eğlenceli sanki. Evet. Ama kuru kalemde de şöyle de bir güzelliği var. Hemen böyle silebiliyorsun. Mesela evet, bunda yaptığını bunu bir yaptığını daha silemiyorsun. Doğru. Ama bunun da avantajı var. Hemen çok hızlı boyuyor. Daha canlı gösteriyor. Daha canlı gösteriyor. Baksana çok canlı oldu yumurtamız. Evet. Evet. Bir dakika. Siyah değişim var. Sonra düğmelerini de koy istersen. Onlar kaldı sanki. Ve düğmeler ve ben de yazıyorum. Sen de doktor sanat yazmayı unutma. Evet, arkadaşlarımıza birlikte el sallayalım. Önce bir ortaya koyalım şu yumurtalarımızı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bize eşlik etmeyi unutmayın. Evet, yumurtalarımızı bir daha gösterip bitirelim.